Hepinize merhaba arkadaşlar. 5 Mayıs 2022 Perşembe haftanın 4. işlem gününü geride bırakmak üzereyiz. Dün FED toplantısı sonrasında emtialar ve borsalarda yükselişler görmüştük. Fakat bugün özellikle öğleden sonra saat 15.30'dan sonra özellikle sert satışlar gördük hem emtia tarafında hem borsalar tarafında. E, Tabi bu satışlar biraz abartıldı benim şahsi düşüncem. Bugün çok önemli veriler yoktu aslında önemli veri yarın Cuma günü gelecek olan saat 15.30'daki tarım dışı istihdam verisi. Zaten sizler de biliyorsunuz. Özellikle Fed'in istihdam piyasasına ne kadar hakim olduğu ve sıkılaştırma politikasında bu istihdam verilerine ne kadar önem verdiğini sizler de biliyorsunuz. Fakat bugün 15.30'da devam eden işsizlik sigortası başvuruları ve tarım dışı üretkenlik birinci çeyrek verileri geldi ve bu veriler kötü geldi arkadaşlar. Tabi bu veriler normal günlerde böyle çok da etkili piyasaları böyle bir anda böyle işte %3 %4 düşürecek veya yükseltecek veriler değiller. E, fakat şöyle bir şey var yani e, piyasadaki yatırımcılar şu an diken üstünde arkadaşlar. Yani bir e, sıkılaşma var biliyorsunuz hem FED tarafından hem Avrupa Merkez Bankası'nın bu sıkılaşmayla ilgili bugünlerde daha çok konuştuğunu duyuyoruz. Şimdi böyle sıkılaştırma politikası başlamışken ve hatta önümüzde bir stagflasyon, bir resesyon tehlikesi varken hani piyasadaki yatırımcılar o geçmiş günlere nazaran çok daha tedirginler arkadaşlar. Bu yüzden şimdi yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi öncesinde böyle işsizlik haklarından yararlanma başvuruları kötü gelmiş. Tarım dışı üretkenlik birinci çeyrek verileri kötü gelmişken ve dün çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam verisi olan yani özel sektör tarım dışı istihdamı kötü gelmişken bunu bugün fiyatladı arkadaşlar. Şimdi zaten grafik üstünde de göstereceğim sizlere. Dow Jones grafiğini açacağız. Bir anda yani o satışlar nasıl böyle derinleşmiş ve hangi saatte başlamış bu satışlar? Onları şöyle bir irdeleyeceğiz. Bugün yine bizde enflasyon verisi geldi. %69.97 yani %70'lik bir enflasyonumuz resmi enflasyonumuz oldu arkadaşlar ve her zaman şunu söylüyorduk enflasyon yükseliyorsa borsada yükselir dedik ve bugün ABD borsaları %2 %3 düşüşler yaşarken biz bugün %1.5 yukarıda kapadık borsamız olarak. Neden çünkü enflasyonumuz çok yüksek ve bu enflasyona bağlı olarak da şirket karlılık oranları bilançoları çok güzel geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle bugünkü verileri sizlerle bir değerlendirelim. Gördüğünüz gibi işsizlik haklarından yaralanma başvuruları 182 bin bekleniyordu. Geçtiğimiz ay 181 bin, geçtiğimiz hafta pardon 181 bin gelmişti. 200 bin geldi. Şuradaki tarım dışı üretkenlik birinci çeyrek verisi de bayağı bir kötü geldi. Bakın bu veriler saat 15.30'da gelmiş arkadaşlar. Karşımızda Dow Jones'un 15 dakikalık grafiği var. Burada da bakın o dün FED coşkusuyla yükselen piyasalar sonrasında yataya geçmişti. Ve gün içinde böyle sabah saatlerinde bu Avrupa piyasaları açılınca biraz bir miktar satışlar geldi. Fakat saat bakın tam 15.30 hatta şöyle biraz büyüteyim. Evet 15.30 şurası arkadaşlar. Bakın 15.30'dan sonra sizlere az önce aktarmış olduğum o verilerin sonrasında böyle sert satışlar gördük biz. Ben bunu şuna yoruyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bakın altın piyasasında da böyle bir şey oldu. Tabii şunu söyleyebilirsiniz. Ya işte Amerikan verileri kötü geldiğinde normalde altın yükselirdi değil mi? Haklısınız evet. E fakat şöyle bir durum var. Hani bu satışlar o kadar sert oldu ki bazen böyle sert satışlar olduğunda o teminat tamamlama çağrısı yapılıyor. Mesela Kaldıraçlı piyasalarda özellikle bu doğucunsun işte kaldıraçlı piyasalarında vadeli işlemlerinde işlem yapan yatırımcılar böyle sert düşüşlerde eksiye girdiklerinde ilk bozdurdukları enstrüman altındır arkadaşlar. Yani altın bozdurup oradan tem teminat tamamlama yaparlar. Ee, düşüşler bayağı bir etkili oldu. 32.800'e kadar geldi fakat sonrasında bir toparlanma oldu. 33.160 yani evet tarım dışı istihdam fiyatlanıyor fakat bu fiyatlamanın bugünkü bu düşüşün ben biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Zaten şurada haftalık grafiğini de açayım sizlere bakın. Bakın haftalık grafikte 32.500 önemli bir destek bölgesi. Bu 32.500'ün altında haftalık kapanışlar gelmedikçe dünya bir ayı piyasasına giriyor diyemem. Diyeceksiniz ki sadece Dow Jones'a bakarak mı belirliyorsun bunu hocam? Evet ben Dow Jones'a bakarak belirliyorum. Özellikle de bizim borsamız için neden S&P 500'ü değil de Dow Jones'u baz alıyorsunuz derseniz de şu anda bizde yabancı oranı çok düşük. Yabancı oranı düşük olduğu için bankaların fiyatlarını da sizler biliyorsunuz. Şimdi S&P 500 biraz daha finansal hisseler içerir. Dow Jones ise endüstriyel hisseler içerir. Biz bu endüstriyel hisselerle yapıyoruz arkadaşlar Borsa İstanbul için. Bu yüzden ben Dow Jones'u takip ediyorum son bir yıldır ve son bir yıldır bizde yabancı takas oranımız düşüyor. Endüstriyel hisselerimiz yerli yatırımcılar tarafından alınıyor. Şöyle ABD 10 yıllıklarına bakalım. ABD 10 yıllıklar gibi bugün mortgage kredi faizlerinin de 2009 Ağustos ayından bu yana %5.27 ile yeni zirve yaptığını gördük arkadaşlar ve bununla birlikte de ABD 10 yıllıklarda da yükselişler devam etti. 3.10 seviyesi görüldü. Ve şurada da korku endeksi var. VIX endeksi Bunda da bugün 31'li seviyeler görüldü fakat şu anda 30.25'e kadar geri çekildiğini görüyoruz. Bakın bu ABD 10 yıllıklarının da korku endeksinin de dolar endeksinin de ben bu üçünün de önümüzdeki haftalarda düşmesini, sakinleşmesini bekliyorum. Yani piyasa beklentilerimde özellikle MT ve borsalar tarafındaki o pozitif görüşlerimde bugünkü düşüşler de dahil olmak üzere herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Şöyle dolar tl ile başlayalım hemen. Dolar tl de şöyle 15 dakikalı alalım. Evet bugün 14 hatta şöyle önce günlük grafikimize geçelim. Bugün en yüksek kaçı görmüşüz bakalım 14.87'yi görmüşüz arkadaşlar. Buralarda zaten bu 14.85 14.90 bandında bir baraj kurulduğunu sizlere belirtmiştik. Zaten grafikte de görünüyor burada baraj oldu. Fakat ben bu barajın artık sağlıklı bir şekilde tutulacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bugün Merkez Bankası'nın da rezerv verileri, yeni verileri gördük. Merkez Bankamızın maalesef rezervleri erimeye devam ediyor arkadaşlar. Neden eriyor demeyin. Şu grafiğe bakın neden eridiğini o zaman anlarsınız. Hem artan enerji maliyetleri hem de böyle dolara müdahaleler vesaire derken maalesef rezervler erimeye devam ediyor ve bu barajın artık hani bu 1485'teki barajın artık son günlerinde olduğumuzu ben düşünüyorum. Yani belki son birkaç hafta olduğunu düşünüyorum ve 15-20 atağa gelmesini bekliyorum. Bir de şu yönden de bakıyorum ben dolar TL. Şimdi büyük bir yatırımcı kitlesi kur korumalı mevduata geçti mi? Geçti arkadaşlar. Bakın. Bu net yani hani orada bir yanılma falan yok. Bayağı bir yatırımcı Geçti. En son 786 milyar TL büyüklüğündeydi kur korumalı mevduat. Fakat burada şimdi şöyle bir sıkıntı var. Siz şimdi doları tutuyorsunuz da hani bu adamlara siz kur korumalı mevduattaki adamlara %14 ya da %17 arasında bir faiz veriyorsunuz. Enflasyon kaç geldi? %70. Kur korumalı mevduattaki vatandaş bu %17'ye razı olmaz. O yüzden doların biraz ucunu salabilirler. Özellikle bu ikinci tur kur korumalı mevduata Geçenler için hani biraz daha yüksek kar almaları açısından buradaki barajlar da biraz gevşetilebilir. Ha gevşetilmezse ne olur? Hani zoraki bir şekilde bu barajın yıkılması beklenilir arkadaşlar. Yani bu ekonominin kuralıdır. Yani piyasaya çok fazla müdahale ederseniz onun sancısı ileride çok daha büyük olur. Böyle ons altında devam edelim. Ons altında da güzel yükselişler gördük. 1910'a kadar yükseldik. E, aslında bugün dün Fed'den sonra zaten pozitif olacağını söylemiştik. Fakat sonrasında özellikle bu ABD borsalarına, küresel endekslere gelen satışlar ve ABD 10 yıllıklarının 3 onlara çıkması ons altının tekrar geri gelmesine neden oldu. 1876'dayız şu anda 1859'da bizim 200 günlük hareketli ortalamamız var. Bu ortalama kırılmadıkça ons altından korkmamak lazım arkadaşlar. Eğer bu hareketli ortalamanın altında günlük kapanışlar geliyorsa o zaman bir düşüş trendi başladı diyebilirim sizlere. Fakat şu anlık böyle bir tehlike ben görmüyorum. Geldik gram altına. Gram altında 55 günlük hareketli ortalamaya geri geldik. Dön demiştik zaten Kaufman hareketli ortalamasına kadar yükselişler devam edebilir dedik. Tam da oradan döndü arkadaşlar. 913'tü. Hatta bugün bir takipçim sordu. Kaça kadar yükselebilir? Hatta kaçın üzerine çıkarsak yükseliş trendi yeniden başlayabilir demişti. Şuradaki Kaufman hareketli ortalaması olan 913'ü söylemiştik o yorumun o yoruma istinaden. Bugün 912.18 görmüş. Yani 913'e epey bir yaklaşmış. Buradan gelen satışlarla tekrardan 896'ya geri geldi. Bizim 888'de 55 günlük ortalamamız var. Zaten ne diyorduk? 885'in üzerinde kaldıkça pozitiftir. Yani herhangi bir düşüş trendi başladı diyemeyiz ama 885'in altında bir günlük kapanış geliyorsa buralarda mutlaka stop yapılmalı. Çünkü 840'a kadar geri çekilmeler sürebilir. Evet geldik. Gra Pardon, gümüş ons'ta. Gümüş ons'ta da e, o 23.05 dün akşamki videomuzda burası dirençtir demiştik. Bugün onun üzerine de çıktık. 23 28'lere kadar geldik. Fakat sonrasında özellikle saat 15.30'dan sonra gelen bu AB kötü ABD verileri sonrasında piyasadaki yatırımcıların da tedirgin olması ve bir resesyon mu geliyor acaba fiyatlamasıyla tekrardan emtiyalarda geri geldi. Fakat ben gümüşte ve altında özellikle de sizlere az önce söylediğim o resesyon tehlikesi ve stagflasyon beklentisi nedeniyle gümüşteki ve altındaki her geri çekilmenin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Destek bölgemiz şu anlık 22.13'tür. Yukarıda ise 23 onların üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor arkadaşlar. Evet gram gümüşte de tekrardan bir toparlanma olmuştu Fed sonrasında fakat tekrardan biz 1070 desteğine geri geldik. Burası 100 günlük hareketli ortalamadır. Bu hareketli ortalamanın üzerinde kalması gerekiyor. Eğer ki bu ortalamanın altında günlük kapanışlar gelirse en az 2 günlük kapanış kırmızı mum görürsek şurada 2 adet 9.60'lara kadar geri çekilme olabilir. Yani o zaman o 22.12'deki o destek de gümüş onustaki o destek de aşağıya kırılmış demektir. Fakat ben bu 10.70 rakamının ileri ileride, ileriki süreçte güzel kar vereceğini düşünüyorum. Bakın şu 10.70'ten alınan, tabii buradaki bu 200 günlük hareketli ortalama olan 9.60'a da mutlaka yedek ayırın. Fakat ben bu 10.70'in e, ortalama güzel bir maliyet olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yani eğer bir resesyon, stagflasyon tehlikesi olursa ki olmasını da bekliyorum 2023'te. O zaman emtiyaların rallisini görebiliriz arkadaşlar. Evet son olarak geldik borsamıza. Biliyorsunuz video başında da söyledim sizlere. Küresel borsalar bugün %2.5 %3 düşerken bizim borsa resmen dünyaya hava attı. Neden hava attı? Hani böyle ekonomik olarak şahlanıyor muyuz? Tabii ki de hayır. Ama ne olarak şahlanıyoruz? %70'lik enflasyonla şahlanıyoruz ve bu yüzden de borsamız düşmüyor. Düşüşler nazlı oluyor. O 2400 desteği dünya yıkılırken nasıl da güzel çalıştı değil mi? Ve ben bunu sizlere 2-3 ay öncesinden söyledim. Ne demiştik 2-3 ay önce? Mart ayında özellikle bu Fed'in parasal sıkılaştırmaya ilk adımını atacağı o tarihlerden itibaren küresel piyasalarda derin satışlar görebiliriz. Fakat bu bizim borsamıza çok fazla yansımayabilir. Neden yansımayabilir? Bir dedik bizim yabancı oranımız çok düşük. Yüzde Katar yani QNB finansı çıkardığımızda biliyorsunuz Katar menşei. Zaten %10'u borsanın Katar'a satılmıştı. O Katar'ı çıkardığınızda %35-36'lık bir yabancı oranımız var bizim. Bu oran %70-75'lerdeydi. Özellikle Naci Abal'ın görevden alınmasından sonra yabancılar devasa bir şekilde çıkış yaptılar ülkeden. İkinci nedenimiz ise enflasyon arkadaşlar. Sizlere Venezuela'nın borsasını açtım. Grafiğini, Arjantin'in Merval grafiğini açtım değil mi? O borsasının grafiğini açtım. Orada ekonomi ne kadar kötüyken, Enflasyon ne kadar şiddetliyken borsalarının nasıl yükseldiğini hepinize tek tek bundan 3-4 ay öncesinden gösterdim arkadaşlar. Şu anda biz de o süreçteyiz. Peki buradan 2800'e direkt mi gideceğiz? Direkt gidebilmemiz için arkadaşlar 2483'ün üzerinde böyle grafikte de göstereyim. 2483'ün üzerinde günlük kapanışlar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada bizim Kaufman hareketli ortalamamız var. Bugün en yüksek 2491'i gördük. Fakat sonrasında özellikle saat 15.30'dan sonra geri gelmesiyle birlikte o küresel piyasaların bizlerde bir miktar geri geldik. Ama güzel bir kapanış yine de oldu. Özellikle hisse bazı çok güzel getiriler oldu. Takip ettiğimiz ve göz bebeğimiz dediğimiz olsa Sasa Polyester bugün %7.40 yükseldi. Hem de %100 bedelsiz verdiği günde. Bedelsiz lotlarınız Bugün yattı hani diyorduk ya işte 1000 notunuz var sabah kalktığınızda 2000 not oldu fiyatta yarı yarıya düştü ama bu sasa'dır bu güzel bir şirkettir bu tekrardan o bölündüğü rakamlara kısa sürede geri gelir dedik ve bugün o ilk adımını attı %7.40 yükseliş yaptı ve yükselişlerin devamı gelecektir tabi küresel borsalarda böyle satışlar devam etmez ise ve devam etmesini de beklemiyorum arkadaşlar. Tekrardan böyle 2414'lere doğru geri çekilmeler olabilir ve bunlar alım fırsatıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Küresel piyasalar ayı piyasasına bir girse bile yani böyle bir çöküşe bir hazırlansalar bile bizim borsamızdan korkmayın. 2250'ye kadar parçalı yedeklerinizi bırakın, geldikçe alın. Bakın düşecek demiyorum. Diyelim ki düştü. Düştükçe bu sizin için fırsattır. Bu enflasyon 80 85'leri görecek ve orada pik yapacak muhtemelen sonbahar gibi. O da baz etkisinden dolayı. Yani enflasyonun çok yüksek olduğu ülkemizde sizi en iyi koruyan yatırım aracı borsadır. Bir daha üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar. Ne kur korumalı mevduatları ne dolardır ne altındır borsadır. Tabi borsada da gidip böyle antin kuntin şirketlere para yatırmayacaksınız. Takip ettiğimiz 6 tane hisse var. Cumartesi günleri de detaylı analizlerini yapıyoruz onların. Takaslarını inceliyoruz, kap haberlerini inceliyoruz, grafiklerine bakıyoruz. Bundan seçip beğendiğinizi veya altısını birden bir sepet portföy şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Topluluk sekmesinden hisse bazlı olarak böyle eğer enteresan bir gelişme olan varsa veya bir acil durum sinyali olursa topluluk sekmesinden sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim emeğe saygı açısından. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.